Samimi söylüyorum, bir insan sarık sarmasa dinden çıkmaz. Sevabından mahrum olur. Sünneti terk etmiş olur. Sarık sarmayan dinden çıkar mı? Çıkmaz. Ama bir adam sarığa hakaret için ne o bez parçası ve kafanda dese veya kafam mı yarıldı diye alay etse kafir olur. Çünkü ehli sünnet itikadımızda üç madde insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istiza. Yani harama helal demek, İslam'ın en ufak bir meselesini hafife almak, küçümsemek ve dinden olduğu bilinen bir meseleyle alay etmek. Öyle midir, değil midir? Bir insan sakalını kesse kafir olur mu? Olmaz. Ne olur? Günahkar olur, haram işlemiş olur. Ama derse ki sakalda tüydür, tüyde keramet mi olur? Yoksa keçide olmaz. Tüyde keramet olsa keçi göğe çekilir dese kafir olur. Çünkü bir sünneti ne yapmıştır? Küçümsemiş, alay etmiş olur. Bırakmasa kafir olmaz, alay ederse dinden çıkar. Çünkü peygamberin sünnetiyle alay etmek zerre kadar imanı olana yakışmaz. Hafife almak, küçümsemek asla bir mümin alameti, nişanı, kârı olamaz. Cami cemaatinden çekiyoruz. Onu diyorum, onu duyuruyorum. Yine arkadaşlardan birisi diyor ki, bir arkadaşımız sakallıydı. Sonra sakalını kesmiş. Bizim millet bir acayip. Bir de bakardı sakallı adam sakalını kesmiş. Ya ne oldu sana da sakalını kesmiş? Ortalık karıştı ya diyor. Sen de öyle arıyordun değil mi? Canın ekşiliği istiyordu. Sakalını niye kestin? Diyor ki, herifin biri sakalıma sövdü de onun için kestim. Ulan ağzına sövselerdi dilini mi kesecektin? Senin de dişin sakala geçti değil mi? Bahanesi o yani, bahanesi de. Şimdi sakalını kesmiş, bu zamanlarda belli olur bu karışık ortamlarda bu millet. Mesele o değil. Tıraş etmiş, haram işlemiş, Allah affetsin, idare etsin. Hepimizin günahımız var. Fakat cami cemaatinden beş vakit devam eden birisi çağırdı onu, diyor ki ne güzel oldun böyle diyor ya. Şimdi buna güzel oldun diyen ne oldu? Kafir oldu. Niye? Harama güzel dedi. Bu din kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bu din kimsenin oyuncağı değildir.